Zehra Hanım. Ya ne yaptığınızın farkında mısınız? Hocam kaç kez söyleyeceğim? Mecbur kaldım işte. Mecbur değiliz. Tülin Hanım bu sahte evlilik olayını ispatlayamadı. Yani acele etmemize gerek yok değil mi? Hocam ne demek acele etmemize gerek yok? Dedeme içeride 3 gün sonra dedik. Dedik değil ama siz dediniz. Ya Allah Allah. Hocam siz az önce dedeme tamam demediniz mi? Dedim ama yani size yardım etmek için dedim. Bakın bu evlilik olayı çok ani oldu. Ben gerçekten bir evliliğe hazır değilim yani. Ne demek hazır değilim ya? Biz zaten evlenmeyecek miydik hocam? Aradan çıksın işte. Aradan çıksın mı? Hı. Ya Zehra Hanım bakın. Hocam ikide bir bana Zehra Hanım bakın demeyin lütfen. Bakamam. Bakmayacağım. Siz bana bakacaksınız tamam mı? Buyurun bakıyorum efendim. Hah iyi o zaman. Daha fazla uzatmayalım bu konuyu. Şimdi ne yapacağız ona karar verelim. Ne mi yapacağız? Anlamadım. Hocam bakın. Biz madem sahte evlilik yapacağız. Hı. O zaman sahte bir nikah memuru bulacağız. Ben sizi gerçekten zor durumda bırakmak istemiyorum. Bunun için zaten nikah memuru işi bende. Tamam ben halledeceğim onu. Oh, vallahi çok sağ olun. İçime su serptiniz. Çok rahatladım yani. Ne demek rica ederim. Fakat sahte hoca işi de sizde. Sahte hoca mı? Evet. Dedem resmi nikahtan sonra kesin hoca nikah ister. İyi de Zehra Hanım benim sahte hocayla falan işim olmaz yani. Ne demek o ya? Ay benim sahte nikah memuruyla çok işim olur. Ama bulacağım bir şekilde. Olmaz Zehra Hanım, olmaz yani. Sahte onun falan ne oluyor ya? Ben saygın bir din adamıyım yani sonuçta. Yani nasıl olacak ki bu? Hocam, hoca olan sizsiniz. Görev dağılımı yapacak olursak sahte hocayı bulmak size düşer. Öyle değil mi?